Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle narsistik konusu konuşacağız yine. Daha önceki videomda belirttiğim üzere seyircilerimden bir kısmı narsistten ayrılmış ve iyileşme aşamasında. Bir kısmı ayrılmak istemiyor, belirli sebepleri var. Ya işte boşanmanın ayıp olduğu bir yerde, bir ailede yetişmiş. Ya ekonomik sebepler, ya çocuklar vesaire ayrılmayı düşünmüyor. Narsistle nasıl baş ederim bunu öğrenme yolunda. Bir kısım seyircim de ayrılmak istiyor ama maalesef o motivasyonu kendinde bulamıyor. Çünkü bu manipülatif bir süreç ve özgüven, özsaygı vesaire bunlarda zedelenmeler meydana gelebiliyor. Bağımlı kişilik geliştirilebiliyor narsistle ilişkide. Ve insanlar bir türlü kendilerinde o ayrılma motivasyonunu, o ayrılma gücünü bulamıyorlar. İşte bu video birazcık ayrılmak isteyip de ayrılamayanların aşamalarından bahsedeceğim bir video olacak. Yani narsisten kurtulmak, bundan bahsedeceğim. Umarım güzel bir video olacak. Videoma başlamadan önce lütfen abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğeni tuşlamayı unutmayın, olur mu? Narsistten kurtulmak belirli bir süreç gerektiriyor arkadaşlar. Normal sağlıklı insanlarla kurduğumuz ilişkilerde bir şeyler yolunda gitmediğinde ayrılmak çok da zor olmuyor. Ama narsistten ayrılmak gerçekten bazen yıllarımızı kaybetmemize neden olabiliyor. Çünkü bayağı zorlu bir süreç, bayağı gitgelli bir süreç. Şimdi 6 aşamayı ayırıyorum ben bu kurtulma aşamasını. Ayrılıktan 6 adım evvel diyorum ben bu duruma. Şimdi ilk aşama karar verememe aşaması. İyi mi, kötü mü, merhametli mi, merhametsiz mi? İşte bu ilişkinin bir sonu var mı, yok mu? Bununla alakalı bir şekilde karar veremiyoruz. Ve bazen öyle manipülatif davranışlarla, öyle suçlamalarla karşılaşıyoruz, öyle gaslightinglerle karşılaşıyoruz ki karar verme mekanizmamız zaten sekteye uğruyor bu süreçte. Bizim ayarlarımızla oynayan ve bu konuda uzman olan bir narsist var karşımızda ve o duygusuz bir savaşçı diyorum her videomda. Duygusuz bir savaşçı ve tam bir manipülasyon uzmanı. Sizin ağlamanız, üzülmeniz, ayarlarınızla oynanmış. Onun için hiç önemli değil. Çünkü karşısındakiyle empati kuramayan biri var karşımızda. Şimdi dediğim gibi iyi mi kötü mü diye karar veremediğimiz bir süreçte bir de suçlamalarla karşılaşıyoruz. Ne gibi suçlamalar bunlar? İşte sen doyumsuzsun, sen nankörsün, bak işte millette ne kadınlar var, sen benim kıymetimi bilmiyorsun ya da erkekse millette nasıl kocalar var, döven, söven, ben seni dövüyor muyum, sövüyor muyum, ne yapıyorum ben sana, sen ne bu, ne istiyorsun ya, sen ne doyumsuzsun, ben seni mutlu edemiyorum, ben sana yetemiyorum, git başkasını bul şeklinde suçlamalarla size gelecek ve siz gerçekten o zaten karar verme mekanizmanız sekteye uğradığı için bu manipülasyonlu süreçte siz düşünmeye başlayacaksınız. Gerçekten acaba bende mi sorun var? Ben çok fazla mükemmelliyetçi miyim? Yani dört dörtlük birini mi bekliyorum karşımda? Ben dört dörtlük müyüm ki dört dörtlük biri olacak karşımda şeklinde siz de kendinize suçlamaya başlıyorsunuz bu sefer ve narsistin tuzağına düşmüş oluyorsunuz. Narsistin istediği de bu zaten. Şimdi zaten çok güzel bir dönemden, aynalama döneminden çıktınız. Aynalama dönemi neydi? Narsistle ilk tanışma döneminde sizi tavlamaya çalıştığı dönem. Her şey dört dörtlük, her şey mükemmel, her şey olması gerektiği gibi. Ama siz ne zaman bir bağımlılık geliştirmeye başladınız? Narsist dedi ki artık bu benim avcumun içinde. O zaman buna aynalama döneminden çıkmanın vakti gelmiştir. Çünkü benim içimdeki değersizlik duygusunu beslemem lazım. Nasıl besleyeceğim bu duyguyu? Onu değersizleştirerek, onu manipüle ederek, onu avcumun içine alıp, onu kontrol ederek kendimi o içimdeki boşluğu doldurabilirim diyor. Ve değersizleştirme dönemine geçiyor. Ve siz aynalama döneminden direkt değersizleştirme dönemine geçtiğinizde de zaten bir şoka uğradığınız için sürekli aynalama dönemine dönmeye çalışıyorsunuz ve bu dönemde karar vermeniz çok zor. Onun o durumunu analiz etmeniz çok zor. Peki bu dönem geçtikten sonra ikinci döneme geliyoruz. İkinci dönem nedir? Siz artık belirli şeylerin kararını veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ters giden bir şeyler var bu ilişkide. Bu ilişkide bu kişi hani beni besleyen biri değil, beni zehirleyen biri, ilişkiyi zehirleyen biri. Bu ilişki beni mutlu etmiyor, bu ilişki toksik bir ilişki aslında diyorsunuz. Ve artık bu konuyu, bu durumu, bu sorunları düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yani aslında ikinci dönem mücadele etme dönemi diyebiliriz. Artık diyorsunuz ki sıkıntılar var, bunlar problem. Biz bu ilişkinin başında gayet iyiydik, güzeldik.
problemlerimiz var. Bunlar düzelecek diyorsunuz. Ve başlıyorsunuz mücadele etmeye. Başlıyorsunuz onunla konuşmaya çalışmaya. Bir konuşuyorsunuz kavgayla sonuçlanıyor. İki konuşuyorsunuz kavgayla sonuçlanıyor. Üç konuşmak istediğinizde o kaçıyor. Konuşmak istemiyor. Çünkü onun bir şeyi çözme gibi bir derdi yok. O zaten çözmek için yapmadı bunları. Onun bilerek isteyerek yaptığı bir değersizleştirme, bir manipülasyon dönemi bu. Bu onun beslenme stili. Onun için bir sorun yok. Onun için her şey yolunda gidiyor. Ama tabii ki sizin bu ona söylediğiniz işte empati kurarak yapıyorsunuz siz yaptığınız işi zaten. Hani direkt onu suçlayarak değil de işte bak bizim sorunlarımız var. Bunları çözmemiz lazım. İşte şöyle şöyle yaparsak daha iyi olacak gibi ama o direkt sizi suçluyor. Diyor ki sen nankörsün. Sen böyle 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 yaptığın için biz bu durumdayız. Sen şunu 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 kabul etmediğin için biz bu durumdayız. Senin yüzünden biz bu hale geldik. Bizim ilişkimiz böyle miydi? Sen mahvettin bizi şeklinde direkt sizi suçluyor. Ve sizin zayıf noktanızı bildiğin için o zayıf noktalardan çok kolayca giriyor. Ve siz o zayıf noktalarınızdan, o yaralarınızdan etkilenip susabiliyorsunuz. Ağlayabiliyorsunuz vesaire vesaire. Çok zorlu bir süreç aslında. Ümit ediyorsunuz, mücadele ediyorsunuz ama karşınızda gerçekten donuk bir insan var. Konuşmak istemeyen, sorun çözmek istemeyen. Belki bu mücadele dönemi yıllarınız da alıyor olabilir. Artık o sizin kişiliğinize bağlı, pes etmeme durumunuza bağlı. Belki birkaç ayda da pes edip olayın düzelmeyeceğini artık yavaş yavaş kavrayabilirsiniz de. Üçüncü döneme geliyorum arkadaşlar. Üçüncü dönemde artık yavaş yavaş ümidiniz kaybolmaya başlıyor. Ama şunu diyorsunuz üçüncü dönemde artık. Aynalama dönemini hatırlıyorsunuz. Mücadele ettiğiniz dönemi hatırlıyorsunuz. Ya diyorsunuz böyle mi olacaktı ya diyorsunuz. Yani bu şekilde mi olacaktı? Olayı bir türlü içinizde sindiremiyorsunuz aslında. Kabullenemiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bunu bu şekilde kabul edeceğim. Bu ilişkiyi bu şekilde devam edeceğim diyorsunuz. Çünkü narsisten kurtulmak kolay değil. Bağımlılık yaratıyor. Aynalama döneminde o beyninizin salgıladığı serotonin, endorfin ve o sürekli aynalama dönemine dönme isteğiniz, mücadele ettiniz, bir türlü olmadı vesaire. Kurtulamıyorsunuz. Yani kurtulmak da istemiyorsunuz aslında en başında. Ve diyorsunuz ki ya böyle mi olacaktı? Tamam diyorsunuz. Ben ayrılmak istemiyorum. Kabullenme devresi yaşıyorum artık. Kabulleneceğim bunu diyorsunuz. Bu şekilde bu adamı ya da bu kadını ben değiştiremem. Ama içinizde bir yerlerde kabullenemiyorsunuz. Çünkü kim değersizleştirmeyi kabul edebilir? Kim mutsuz, kendisini beslemeyen, ilişkiyi beslemeyen birisiyle birlikte olmayı kabul edebilir? İçinizde bir yerde hayır diyen, kabul etmeyen, isyankar biri var. Ve bu birkaç hafta sonra, kabullendim dediğinizden sonra siz bile farkına varmadan bir patlama yaşıyorsunuz. Bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, kavgalar ediyorsunuz, münakaşalar ediyorsunuz. İşte sen neden böylesin vesaire gibi. Belki kapıyı çarpıp çıkıp gidiyorsunuz, evi terk ediyorsunuz. Bu durumda narsist sizde ilişkide tutmak için bazı güzellikler yapıyor size. Aynalama dönemini tekrarlatmak istiyor, tekrar yaşamak istiyor. Çünkü bakıyor ki siz elden gidiyorsunuz artık, ümidinizi kaybetmişsiniz, patlamalar yaşıyorsunuz, isyan ediyorsunuz duruma. Narsist bu dönemde size hediyeler alabilir, size övgüler yağdırabilir, tatile çıkarabilir sizi. Ne bileyim işte bak çocuklarınız varsa çocuklarınızın yanında işte anneniz olmasa biz ne yaparız, babanız olmasa biz ne yapardık şeklinde sizin egonuzu kabartacak, işte biraz size güzel gelen işte böyle jestler, güzellikler, hediyeler, tatiller vesaireler yapıp tekrar sizi ilişkin içerisine çekmek, tekrar sizi o aynı ablukanın içerisine almak isteyecektir ve siz bu dönemde ona kanma olasılığınız yüksek. Siz zaten çünkü ayrılmayı düşünmüyorsunuz aslında. Ayrılmak istemiyorsunuz 3. dönemde. Hala çok küçük de olsa bir umudunuz var ama çok küçük bir umut bu. Ama şöyle bir durumunuz var. Kabullenemiyorsunuz ya diyorsunuz. Benim yıllarım gitti, benim aylarım gitti, benim çok zamanım gitti bu ilişkiye. Ben çok emek verdim. Çok güzel zamanlar yaşadım ve sonra çok mücadele ettim. Yani bu kalbi yaşayamam deyip ayrılmayı düşünmüyorsunuz bu dönemde. Ve onun jestlerine, onun o güzel tavırlarına, o aynalama döneminin tekrarına kanmak istiyorsunuz zaten. Kanıyorsunuz demeyeyim de bile bile belki de lades yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba düzelecek mi? Bak düzeliyor galiba gibi.
Ama tabii ki bu çok uzun sürmüyor. İlk zamandaki o aynalama döneminden daha da kısa, daha da hemen size ilişkin içerisine çektiğini hissettiği anda yine o donuk, o manipülasyon yapan, o sizi hiç tınlamayan, sizin ihtiyaçlarınızı hiç düşünmeyen kişi anında geri dönüyor ve siz yine diyorsunuz ki ya ne oldu ya? Yine mi? Dördüncü dönem. Ümit bitti. Mücadele bitti. Öfke de bitti artık. Sessizliğe bürünüyorsunuz. Artık siz ümidinizi tamamen kaybediyorsunuz. Çünkü belirli bir süreçten geçtiniz ve artık bu işin düzelmeyeceğini yavaş yavaş kafanızda oturttuğunuz bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Diyorsunuz ki artık bu işin olacağı yok yani. Bizim sonumuz yok. Biz bu şekilde gidemeyiz. Ben artık bu ilişkiden ümidimi kesiyorum. Artık ben bu ilişkinin sonunu göremiyorum. Yavaş yavaş bunu kendi içinizde içselleştirmeye başlıyorsunuz. Sessizleşiyorsunuz, kendinize dönüyorsunuz. Dördüncü dönem bu şekilde. Dördüncü dönemde sizin bu dördüncü döneme girdiğinizi, sessizleştiğinizi gören narsist, eğer hala sizi bir beslenme kaynağı olarak görüyorsa belki ilişkinin içerisine çekmeye çalışır. Ama genel olarak dördüncü dönemde sizin muhtemelen posanız çıkmış durumdadır. Çünkü artık ümit kaybettiyseniz, bu kadar mücadele dönemi, bu kadar değersizleştirmeler, manipülasyonlar vesaire muhtemelen sizin artık posanız çıkmış, çok da büyük bir beslenme kaynağı olarak görünmeyen, belki yedeğiniz çoktan bulunmuş, hatta belki siz yedek durumuna düşmüş, hala öyle elinin altında bulundurduğu biri de olabilirsiniz. Bu dönemden sonra siz kabulleniyorsunuz artık bir şeyleri. Zaten kabullenmeden, artık o ümidi kesmeden zaten o iyileşme dönemine geçilemiyor. Artık kabullendiniz, ümidinizi kestiniz. Bu kişi böyle dediniz. Bununla olmayacak. Ne yapmam gerekiyor diyorsunuz. Kendi kendinize bir savunma mekanizması oluşturmaya çalışıyorsunuz. Çünkü siz çok güçsüzsünüz şu durumda. O kadar güçsüzsünüz, o kadar harpten, savaştan çıkmış kadar yaralısınız. Diyorsunuz ki benim yapmam gereken şey kendime dönmek, kendimi iyileştirmek. Çünkü ben bu kadar yaralı durumdayken bununla boşanmaya kalkarsam bundan alacağım o tekrar yeni darbelerle belki iyice ruh sağlığımı kaybedebilirim. Dayanamayabilirim ben bu sürece. Bu yüzden siz narsiste ayrılık istemini açıklamadan kendinize dönüp kendinizi iyileştirme yönüne gidiyorsunuz. İşte hobiler edinebilirsiniz, ailenizle vakit geçirmeyi arttırabilirsiniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. İşte eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza, işte kendi öz gelişiminize, kişisel gelişiminize yönelebilirsiniz. İşte belki bir psikolojik tedavi, belki bir danışmandan yardım isteyebilirsiniz. Bu dönemdesiniz ve bu dönemde kendinizi güçlendiriyorsunuz, iyice güç kazanıyorsunuz, iyileşiyorsunuz. Öz benliğiniz, öz saygınız, öz değeriniz, bu gibi değerleriniz yükseliyor. Yavaş yavaş o eski pırıltılı, güzel, neşeli günlerinize, o hisli, kanlı canlı günlerinize dönmeye başlıyorsunuz. Ve bunu gördüğünde narsist yine aynalama dönemini tekrarlayacaktır ama siz bu dönemde çok da bu duruma kalacak durumda değilsiniz aslında. Çünkü artık bir şeyleri kabulleniyorsunuz. Diyorsunuz ki ya o kim ki ya diyorsunuz. O olmadan da ben varım. O olmadan önce de o yokken, o hayatında yokken ben vardım. İşte benim ismim neyse, ben Ayşe'ysem, Fatma'ysam ya da ben Ali'ysem ben vardım, ben onunla doğmadım ki, ben onunla var olmadım ki, o olmasa da olur diyorsunuz. Artık onun varlığı olsa da olur, olmasa da olura dönüyor. İşte bu noktadan sonra 6. aşamaya geliyoruz. Ayrılığa karar veriyorsunuz. Artık çünkü özgüveninizi, öz sevginizi, öz değerinizi yeniden kazandınız. Artık bağımlılıktan kurtuldunuz. Artık o olmadan da her şeyin devam edebileceğinin farkındasınız. O olsa da olur, olmasa da olur. Artık onu nötrlediniz. Artık aslında ona değer vermiyorsunuz. Sizin için çok da bir kıymeti kalmıyor. Çünkü yaşadığınız o kadar değersizleştirmelerden sonra zaten sizi bu kadar değersizleştiren bir insana değer vermek, kıymet vermek sağlıklı bir durum değil. Siz ruh sağlığınızı kazandınız. Ayarlarınızı, fabrika ayarlarınızı tekrar fabrika ayarlarına geri döndünüz. Sizi değersizleştiren birinin sizin için çok da önemli olmayacağını artık kavruyorsunuz yavaş yavaş ve ayrılık aşamasına geliyorsunuz. Bu şekilde, yani narsisten kurtulma aşaması bu şekilde. Eğer narsiste boşanma ayrılık aşamasını izlemek isterseniz onu da şuraya ya da şuraya ekliyorum. Mutlaka onu da izleyin. Orada da bayağı aşama aşama anlattım ayrılık aşamasına. Şimdi arkadaşlarım işte böyle.
Umarım hayatınızda her şey istediğiniz gibi gider. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ben sizleri seviyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna tuşlarsanız yine çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.